Merhabalar. Bugün en sık rastlanan kalp kapak hastalığı olan mitral kapak yetmezliği ile ilgili konuşalım istedim. Bildiğiniz gibi kalp 4 odacıktan oluşur ve bu odacıklar arasında kan akışının doğru yönlenmesi 4 adet kapakçık sayesinde olur. İşte mitral kapak kalbin sol tarafında sol kulakçıkla sol karıncık arasında yer alan çok önemli bir kapaktır. İki yapraçık, bu yapraçıkları çevreleyen bir çerçeve ve yaprakçıkları kalbe bağlayan ipliksi yapılar ve adelelerden oluşur. Çok çeşitli nedenlerle bu iki yaprakçık iyi kapanamaz hale gelebilir. Bu durumda kalp temiz kanı vücuda pompalamak üzere kasıldığında bu kanın bir kısmı tekrar sol kulakçığa geri döner. İşte bu duruma mitral kapak yetmezliği diyoruz. Ve dünyada yaklaşık 200 milyon insanda çeşitli derecelerde mitral yetmezliği olduğu bilinmektedir. Hafif mitral yetmezlikli kişiler genellikle tamamen normal bir yaşantı sürerken kapaktan geriye doğru kaçan kan miktarı fazlalaştığında yıllar içinde kalp büyümeye ve yorulmaya başlar. O zaman da çarpıntı, çabuk yorulma, efor kapasitesinde düşme gibi şikayetler başlar. Daha ileri durumlarda ciddi nefes darlığı tabloya eşlik eder. Genellikle kalp belli oranda büyüdüğünde ya da şikayetler belirginleştiğinde kapaktaki bu sorunun düzeltilmesi gerekir. En sık yapılan düzeltme işlemi mitral kapağın onarılması ameliyatıdır. İzole mitral yetmezliklerinde mitral kapak %80 oranında tamir edilebilmektedir. Artık bu tamir işlemlerini çoğunlukla sağ meme altından yapılan 4-5 santimlik küçük kesilerden yapmaktayız. Bu şekilde hasta ameliyat sonrasında çok daha hızlı toparlanmakta ve günler içinde normal yaşantısına dönebilmektedir. Ameliyat öncesinde ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonu yöntemiyle kalp kapaklarının fonksiyonları, yapıları ve kalbin durumu çok net bir şekilde ortaya koyulur. Ameliyatlar transözofageal eko dediğimiz endoskopik yöntem eşliğinde kapak yetmezliğine neden olan mekanizmalar düzeltilerek yapılır. Sıklıkla iki yaprakçığın tutunduğu kapağın etrafındaki halkanın çeşitli derecelerde genişlemesi söz konusu olduğundan kapak çevresindeki halkayı olması gereken genişliğe getiren bir ring dediğimiz malzeme tamirin önemli bir adımıdır. Kapakçıklar da varsa fazla dokuların çıkartılması, kapakçıkları kalbe bağlayan iplikçiklerde bir kopma veya uzama varsa bunların özel üretilmiş yapay iplikçiklerle ortadan kaldırılması mitral kapak onarımı işleminin en önemli basamaklarıdır. Cerrahi gerektiren durumlarda mitral kapağı bir protez kapakla değiştirmek yerine onarıp eski fonksiyonlarını kazandırmak hastaya sayısız avantajlar getirdiğinden çok önemlidir.